bakın. Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas-sırâtal müstakîm. Sıratallâhi aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri sadedinde gene bir aradayız. Allah bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Birbirlerini sevenleri, Allah'ı sevdikleri için birbirini sevenleri ve Allah'ı sevenleri. Allah için yaşayanları. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim tefsiri deyince, Kur'an-ı Kerim'in tefsiri ancak Allah'tan Kur'an-ı Kerim'i öğrenenlerin işidir. Kur'an-ı Kerim tefsiri dediğimiz zaman Kur'an'ın lafzından bahsetmiyoruz. Hamdolsun ki bütün dünyada yetişmiş belki 10 binlerce fıkıh alimi var ve onlar bir hakkın vazifelerini zaten yapıyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'in lafzını, dünyadaki insanların davranış biçimlerini Kur'an'a göre nasıl yapmaları lazım geldiğini en güzel şekilde zaten anlatıyorlar. Kur'an-ı Kerim tefsiri dediğimiz zaman fıkıhtan bahsetmiyoruz. Fıkıh, gerekli alimlerin zaten faaliyette olduğu, başarıyla konularını yürüttüğü bir sahadır. Bizim sözümüz başka. Biz Kur'an'ın ruhundan bahsediyoruz. Bildiğiniz gibi Kur'an'ın 7 lafzı var ama 7 tane ruhu var. Aslında Kur'an'ın lafzını da 7 ayrı bölümde mütalaa etmek mümkün. Ama ruh, orada farklı bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhu insanlar kendileri yakalayamazlar. Allah'tan öğrenmeleri lazım. Allah'ın öğrettiklerinden öğrenmeleri lazım. Öyleyse Kur'an-ı Kerim tefsiri dediğimiz zaman biz ondan bahsediyoruz. Bir bütün skala içinde 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 14. basamağa kadar Allah'tan 10 tane ihsan alırsınız. İrşad makamına ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştirirsiniz. Size tilavet edilir. Lafız anlatılır. Sonra ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. 14. basamakta bu olay başlar. Artık hidayetin içindesiniz. Öğretilen artık tilaveti aşmıştır. Bundan sonrası kıssadır. Öyleyse kelimelerin lügat manaları değil, Kur'an'da hangi maksatla kullanıldıkları önemli. Bu kıssa faslında da ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar gene lafızla meşgulsünüz. Ne zaman ki ruhunuz Allah'a ulaşır, o zaman Kur'an'ın ruhuna girersiniz. Fena fillah makamında 1. ruh, beka billah makamında 2. ruh, İhlas makamında affedersiniz Allah'a tamamen yüzünüzü döndüğünüz, dünyaya sırt çevirdiğiniz zaman, o zaman üçüncü ruha girersiniz. Burası zühd makamıdır. Ve fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman Kur'an-ı Kerim'in dördüncü ruhundasınız. Asıl önemli olan zor yokuş bu standartların içinde gerçekleşir. Zor yokuş bu şartlarda çıkılır ve yokuşu çıkabilenler daimi zikre ulaşmış olanlardır. İşte onlar Kur'an'ın 5. 6. ve 7. ruhunu öğrenecek olanlardır. Asıl öğreti burada başlar. İşte Kur'an'ın yedinci ruhuna girdiğiniz zaman burası salah makamıdır. Salah makamında 7. ruhun 7 açılışını, 7 safhasını göreceksiniz. 7 kademesini göreceksiniz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in lafzını da bir bütün olarak düşünmek lazım. Lafız da bir bütündür ama o da 7 kademeden oluşur. Öyleyse sözümüz Kur'an üzerine, sözümüz Kur'an'ın ruhunun tefsiri üzerine ve bunu kitaplardan öğrenemezsiniz. Bu yüzden dünyanın büyük kısmında İslam alemi İslam'ı yaşayamıyor. Hicr Suresinin 92. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Fe euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim fe ve rabbike le nes'elennehum ecmain fe artık böylece bundan sonra ve Rabbike ve senin Rabbine andolsun le nes'elennehum elbette onlara mutlaka soracağız. Ecmain hepsine, tümüne. Cümlecikler. Fe ve Rabbike artık Rabbine hamdolsun. Le nes'elennehum ecmain elbette onların hepsine artık Rabbine andolsun ki onların hepsine mutlaka soracağız. Allah-u Teala hesabın sahibidir. Unutmayın. Öldüğünüz günde hesaba çekilirsiniz. Hayat filminiz gösterilir ve kaybettiğiniz her derece için azap görürsünüz kabirde kazandığınız her derece için ferahlık verilir. Bu adına kabir azabı denir bu konunun. Öyleyse hesap mutlaka sorulur. Biter mi burada? Hayır. Büyük hesap mahkeme-i kübra oradadır. Kıyamet günü Allah'ın indiği ilahisindedir. Sizlere hayat filminiz gösterilecektir. Ve bütün hayatınız boyunca kiramen katiben melekleri hem düşüncelerinizi hem aktivitenizi, efalinizi, fiillerinizi, yapmış olduğunuz işleri almışlardır filme. Almışlardır. 3 boyutlu bir hologram filminden bahsediyoruz. Öyleyse böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Mahkeme-i Kübra'da sadece 2 tane sonuç söz konusudur. Ya kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazladır, cennete gireceksiniz, ebediyen orada kalacaksınız. Ya da ikinci alternatif, kaybettiğiniz dereceler kazandığınız derecelerden fazladır. O zaman ne yazık ki cehennem söz konusudur. Ve ebediyen orada kalınır. Cennetten çıkıp da cehenneme gitme söz konusu olmadığı gibi, cehennemden çıkıp da bir süre cehennemde kaldıktan sonra cehennemden çıkıp da cennete ulaşma o da söz konusu değildir. İkisi de mümkün değildir Kur'an hükümlerine göre. Allah-u Teala cennete girenlerin ebediyen orada kalacağını, Allah-u Teala cehenneme girenlerin ebediyen orada kalacağını söylüyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala'nın Rabbine andolsun ki onların hepsine mutlaka soracağız dediği şey Kur'an'ı kısım kısım yapmaları, yani bir kısmına itaat etmeleri, bir kısmına itaat etmemeleri ve sahabeden ayrı bir hüviyete ulaşmaları. Sahabenin en büyük özelliği neydi? Ali İmran 119 buna ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Kur'an-ı Kerim'i parçalara ayırmazsınız. Onun bütününe iman edersiniz. Bütün ayetleri sizin için geçerlidir. Mutlaka itaat edilmesi lazım gelen ayetlerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, onlar ne yapmışlar? Kur'an'ın farzlarını tatbikattan çıkarmışlar. Kur'an'ın 7 tane safhasını, yani insanların cennet ve dünya saadetine ulaşmaları için Allah'ın hedef gösterdiği 7 tane hedefi, 7 tane safhayı tümüyle ortadan kaldırmışlar. Artık 7 tane hedeften, 7 tane safhadan bahsedilmiyor. Böyle bir durum söz konusu. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın soracağı şey bu. Dikkat edin, o kitabın bütününe iman edenler var ya, o sahabe, onlar Allah'a ulaşmayı dilediler birinci safa. 10 tane ihsan aldılar Allah Teala'dan, gittiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. 3. safa, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. 4. safa, hepsi fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiler, ahsen kılarak. Sonra nefslerini de Allah'a teslim ettiler. Sonra irşada ulaştılar. 6 ve nihayet iradelerini de Allah'a teslim ettiler. 7 tane safhadan geçtiler. 4 tane teslim gerçekleştirdiler ve Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Ve irşad makamına ulaştıktan sonraki en büyük ibadetleri zikir idi. Zikirle ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiler. Daha çok zikirle fizik vücutlarını, daimi zikirle nefslerini, daha sonra iradelerini Allah'a teslim ettiler. Ve bugün İslam'ı İslam yapan temel faktörler Kur'an'dan tamamen koparılmıştır. Kur'an parça parça edilmiştir iblis tarafından ve ona farkına bile varmadan tabi olan alimler tarafından. Gerçekten sevgili kardeşlerim, alimlere hata mı bulmamız lazım? Hayır. Onlar kendilerine düşen vazifeyi gerçek anlamıyla yaptılar. Çünkü öğrettikleri şey ancak öğrendikleri olabilirdi. Ve öyle yaptılar. Asırlar boyunca insanların yazdığı kitaplardan dinlerini öğrendiler. Çünkü müfredat programları bunu gerektiriyordu. Onları öğrendiler ve öğrendiklerini de öğrettiler. Bugünkü alimler de aynı şeyi yapıyorlar. Kitaplardan öğrendiklerini öğretiyorlar. Şimdi anlıyor musunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifinin kıymetini? Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir diyor. Aslında burada söylemek istediği şey, Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen ve öğretendir. Sevgili kardeşlerim, basit bir hakikat. Eğer biz de gidip İlahiyat Fakültesinden mezun olsaydık ve Allah ile bir ilişkimiz olmasaydı, Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, biz dünyaya bu hakikatleri öğretebilecek imkanların sahibi olabilir miydik? Netice itibariyle sadece bir insanız. Bir mahlukuz. Hamdolsun ki Allah'ın öğretisine muhatap olmuş bir mahluk. Öyleyse ilim Allah'ın bize öğrettiğidir. O ilimle görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim tam bir mutabakat halinde. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indiren Allah, Kur'an-ı Kerim'i bize de öğreten Allah. Sonra biz Kur'an-ı Kerim'i onlara açıklayacağız diyor Allah Teala. Yani sadece sana Kur'an-ı Kerim'i indirdik ve açıkladık ama bununla sadece sana açıklayacağız anlamı gelmiyor. Onlara diyor Allah Teala, senden sonra gelecek nesillere de açıklayacağız diyor. İşte gelecek nesillerden bir tanesi bu nesil ve Allah Teala bize de açıklıyor. O açıklamaları neden önemli? Görüyorsunuz ki insanların unuttuğu Kur'an asıllarını Allah Teala bize öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, bugün hiçbir yerde, hiçbir İslam öğretim kurumunda İslam'ın 7 tane safhasından bahsedildiğini göremezsiniz, duyamazsınız. Belki de bu yüzden insanlar da o dinlerinin kitaplardan öğrendiği şeyler olduğunu, dinlerinin bütününün öyle olduğunu zanneden insanlar da bu sebeple bizi kızıyor olmalılar. Oysa ki biz Allah'ın sevgilisiyiz. Kızılması lazım gelen değil, şükranla karşılanması lazım gelen bir mevkideyiz. Çünkü insanların kurtuluşuna bütün kapıları açma görevi bize verildi. Sevgili kardeşlerim, bütün hedef emirlerin ortadan kaldırıldığı, vasıta emirlerin, hedef emirlerin yerine ikame edildiği bir dünyada yaşıyoruz. İslam'ın bugünkü çehresi bu. Yani bu İslam öğretisiyle hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değil. Öyleyse Allah-u Teala ne demiş Kur'an-ı Kerim'de? Ne demişse kıyamete kadar aynı şeyler geçerlidir. İşte o söylediklerine baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in 14 asır evvel nasıl yaşandığını da gene Kur'an'dan görüyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i 23 yılda indirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşında rahmeti rahmana kavuştu. Ama Kur'an-ı Kerim ondan sonraki sahabenin hayatını da anlatıyor. Tabiinin sahabeye tabi olduğunu anlatıyor Allah-u Teala. Öyleyse bu ayet onlara soracağız ayeti aslında o kadar çok şey söylüyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşayan insanlar, Allah'ın hakikatlerinden habersiz olan Hristiyanların büyük kısmı, Yahudilerin büyük kısmı, putlara tapanlar, şeytana tapanlar, onların hepsine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ışıktı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu hakikatleri bugün de biz öğretmekle görevliyiz. Allah Teala onlara diyor, mutlaka soracağız. Soru, birinci sual, ölürlerken bütün hayat filmlerinin gösterilmesi. İkinci sual, büyük sual, kıyamet günü indi ilahide hayat filmlerimizin mahkeme-i kübra olarak değerlendirildiği olay. Her ikisinde de sorgu var. Allah razı olsun. Hicr Suresinin 93. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ama kânû ya'melûn. Yapmış oldukları şeylerden bir evvelki ayet-i kerimeyle birleştirdiğimiz zaman artık Rabbine andolsun ki onların hepsine mutlaka soracağız. Diyor Allah Teala. Mutlaka soracağız. Neyi soracak? Yapmış oldukları şeylerden diyor. Yapmış oldukları şeylerden amma kelimesi amma şeylerden kânû oldular ya'melûn yapıyorlar. Amma kânû ya'melûn yapmış oldukları şeylerden, yapmakta oldukları şeylerden. Onlara soracağız diyor Allah Teala. Öyleyse bu iki ayet bir cümleyi oluşturuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hicr Suresinin 94. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'meru ve arid anil müşrikin. Fasda fe isda, açıkça bildir. Bima tu'meru, emrolunduğun şeyi, ve arid, ve yüz çevir, anil müşrikin, müşriklerden. An el müşrikin, müşriklerden. Fasda, artık açıkça bildir. Bima tu'meru, tu'meru, emrolunduğun şeyi, ve arid anil müşrikin, ve müşriklerden yüz çevir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emrolunduğu şey onun risaleti ve nübüvveti. Allah-u Teala tarafından vazifeli olduğunu söyleyecek, açıkça bildirecek. Huzur namazının imamı olduğunu söyleyecek, vazifesini bildirecek. Risaletle görevli olduğunu söyleyecek. Müşrikler, Allah'ın birden fazla olduğuna inananlar, onlardan yüz çevir diyor Allah-u Teala. Böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini, tebliği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme emrediliyor. Emrolunduğun şeyi, risaletle görevli olduğunu ve nübüvvetle görevli olduğunu bildir artık diyor Allah Teala. Açıkla diyor. Ayet 95. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnna kefeyna kel müstehziin. İnna muhakkak ki biz kefeynake, biz sana kafiyiz. El müstehziin, alay edenler. İnna kefeynake, muhakkak ki biz sana kafiyiz, yeteriz. El müstesliğin, alay edenlere karşı sana kafiyiz, yeteriz. Onlar varsın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alay etsinler, alay etmeye devam etsinler. Allah Teala diyor ki biz sana yeteriz, biz sana kafiyiz diyor alay edenlere karşı. Onların alaylarının bir değeri, bir hükmü olmadığını söylemiş oluyor Allah Teala. Önemli olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin risalet görevini, Resul olduğunu açıklamasını gerçekleştirmesi. Allah Teala tarafından bir nebi olarak risaletle görevlendirilmiş, Allah'ın emirlerini tebliğ ile görevlendirilmiş. Allah'ın yeryüzündeki son peygamberi ve bunun açıkça söylenmesi gerektiğini Allah Teala buyuruyor. Allah razı olsun. Ve 96. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yec'alûne me'allâhi ilahen ahar. Ahar. Fesevfe ya'lemûn. Ellezine o kimseler yec'alûne kılarlar, yaparlar. Mea Allahi Allah ile beraber ilahen ilah ahare başka diğer veya diğerleri fesefe ileride olacak yalemun bilecekler. Ellezine yec'alûne kılanlar kabul eden kimseler meallahi Allah ile beraber ilahen ahare başka ilah fesefe yalemun artık yakında bilecekler. Allah Teala bu Allah'a şirk koşanlar için söylüyor. Allah ile beraber başka ilah kılanlar, kabul edenler. Artık yakında bilecekler. Öyleyse Allah'a ortak koşanlardan bahsediyor Allah Teala. Allah'a ortak koşanlar. Putperestler, şeytana tapanlar, şeytana ortak koşuyor. Putperestler elleriyle yaptıkları taşları ortak koşuyor. Bir kısmı Allah bir tane değil, üç tanedir diyor. Buna benzer Allah'a ortak kabul etmeler söz konusu. Onlar yakında bileceklerdir, öğreneceklerdir diyor Allah Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 97. Ve lekat na'lemu enneke yadiku yediku sadruke bima yekulun. Ve lekat andolsun ki na'lemu biz biliyoruz enneke senin olduğunu yediku daralıyor yediku sıkışıyor sadruke senin göğsün bima sebebiyle den dolayı yekulune söylüyorlar. cümleciklere geçiyoruz. وَلَكَدْ نَعْلَمُ Andolsun ki biz biliyoruz. Enneke yediku sadruke senin göğsünün senin göğsünün daraldığını andolsun ki biz cümleleri tamamladığımız zaman onların söylediklerinden dolayı senin göğsünün daraldığını biliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara Allah'ın risaletini tebliğ ettiği zaman bütün kavimlerde olduğu gibi tabiatıyla onu da inkar ettiler. Allah Teala Müminin 44'te diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Birbiri ardından, arda arkası kesilmeden hangi kavme Resul gönderdiysek onların hepsi Resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Allah Teala hangi kavme Resul göndermişse bütün kavimlerdeki Resulleri inkar etmişler. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermesi halinde onu kabul mü edeceklerdi? Büyük çoğunluk reddedecekti. Nitekim o da reddedildi, inkar edildi. Küçük bir topluluk onun etrafında toplandı ve ona tabi oldular. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Risaletinin kabul edilmeyişi sebebiyle oradaki ahali tarafından, insanların çoğu tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in göğsü daralıyor, üzülüyor. Allah Teala'nın kendisine verdiği risalet görevini açıklamasına rağmen insanların onun söylediklerini kabul etmemeleri sebebiyle göğsü daralıyor, içi daralıyor. Sıkıntı duyuyor bundan. Ve Allah Teala da onu söylüyor. Senin göğsünün daraldığını biliyoruz. Ve 98. ayet-i kerime. Fe sebbih bi hamdi rabbike ve kun mines sacidin. Fe sebbih öyleyse tesbih et. Allah'ı tesbih et. Bihamdi hamdile Rabbike Rabbini hamdile ve kun mines sacidin ve secde edenlerden ol. İşte Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği emir onun secde edenlerden olması. Ve hamd ile Rabbini tesbih etmesi. Allah Teala'nın Allah'ı ayrı kılması, Allah'ın hiçbir şeyden, her şeyden müstani olduğunu söylemesi, münezzeh olduğunu söylemesi, Allah'ın bir yaratıcı olduğunu söylemesi, bütün insanların sadece bir yaratık olduğunu söylemesi, bu bir bütün ifade eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala namaz kılmasını ve tesbih edenlerden olmasını emrediyor. Bu noktada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında zikir yapacaktır. Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a verdiği emir bir açık hüviyet kazanıyor. Namaz kılması bir koruyucu unsur olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a yardım edecek, göğsünün daralmasını engelleyecek iki şey. Birisi namaz, birisi de tesbih, Allah-u Teala'nın zikri. Zikri daime ulaşmak ve iradenin Allah'a teslimi noktasında tesbihe geçmek söz konusu. Burada Allah Teala tesbih et diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi iradesiyle Allah'ın ismini tekrar ederek, Allah'ı överek, Allah ile konuşarak, Allah'a hamd ederek tesbih söz konusu. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zikri, Allah, 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 Allah ile zikri, eğer Allah'ı övücü sözleri de beraberinde getiriyorsa, ikisinin toplamı zikir artı hamd, tesbih adını alıyor. Allah'ın isminin, biliyorsunuz ki, başka bir iradenin devreye girmesiyle kesintisiz tekrar edilmesi hali tesbihtir. Nitekim bir sonraki ayet-i kerimede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala iradesini teslim ettiği hakkül yakin noktasına gelinceye kadar Allah'a kul olmakta devam et diyor. Yani gerçek tesbihe, tesbihten murad ettiğimiz şeye o zaman gelecek. Kimdir zikir sahibi, ehli zikir? Kendi iradesiyle Allah-u Teala'yı zikreden kişi. Peki iradesi Allah'a bağlanırsa ne olur? O zaman zikir müessesesi sünnetullah tarafından ona tatbik edilir. Daimi zikrin sahibidir. Ama bu artık sünnetullah tarafından kendisine yaptırıldığı için zikir adını alır. Affedersiniz, tesbih adını alır. Artık zikir müessesesi burada geçerli değildir. Çünkü kişinin kendi iradesiyle zikri söz konusu değildir. Çünkü iradesini Allah'a teslim etmiştir. Kendi iradesiyle tesbih etmesi, zikretmesi imkansız olmuştur. Allah'ın iradesi ona zikir yaptırdığı için, Allah'ın iradesinden aldığı emirleri yerine getirdiği için, kendi aklıyla vücuduna bir şey yaptırmadığı için Allah'ın emriyle gene Allah'ın emrini vücuduna kendisi tatbik ettiği için Allah'ın emriyle zikir yapacaktır. Allah'ın emriyle yaptığı, Allah'ın ona zikir yaptırması söz konusu olacaktır. Verdiği emri Allah'ın iradesini Allah'a bağladığı için, Allah'ın iradesiyle kendisine verdiği emri gerçekleştirdiği için zikir buna dayalı olarak daimi zikrin sahibi olduğu için bu zikri Allah yaptırmış oluyor ona. Aslında bu noktada söz konusu olan daha açık bir ifade kullanılabilir. O kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlandığı için sünnetullah'ın yaptırdığı tesbih devreye giriyor. Kendi iradesiyle artık tesbih edemiyor. Sünnetullah bu görevi ondan alıyor. İradesi Allah'ın iradesine bağlandığı için sünnetullah devreye giriyor. Külli irade devreye giriyor. Ve onun için Allah Teala bir evvelki kademede hamdle beraber zikir bir arada mütalaa edildiği için onun adına tesbih diyor ve 99. ayet-i kerimeye, Hicr Suresinin son ayet-i kerimesine geliyoruz. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Va'bud rabbeke hatta yetiyekel yakin. Va'bud ve abd ol, kul ol. Rabbeke senin Rabbin hatta e kadar, o noktaya kadar, yetiyeke sana gelir, el yakinu, yakin. Vavut Rabbeke ve Rabbine kul ol, hatta yetiyeke el yakinu, sana yakin gelinceye kadar. Son yakine, hakkul yakine, ne? Ne? Allah'a köle olmaya. Ulaşıncaya kadar. Hatta yetiyekel yakini, sana yakin gelinceye kadar, yani son yakine, ki o hakkul yakindir. Hakkul yakine Allah'a köle olmaya ulaşıncaya kadar. Cümlecikleri toparlayalım. Ve sana yakin gelinceye, son yakine, hakkul yakine, Allah'a köle olmaya ulaşıncaya kadar Rabbine kul ol. İşte bu son ayet-i kerime, Hicr Suresinin son ayet-i kerimesi hakkül yakini ifade ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam iradesini de Allah'a teslim etti ve hakkül yakinin sahibi oldu. O zaman ne oldu? Allah Teala iradesini aldığı için, iradesi Allah'ın iradesine bağlandığı için artık Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir iradenin sahibi değildi. Allah'ın kulu iken iradesini de Allah'ın iradesine, Allah-u Teala bağlamak suretiyle o Allah'ın kölesi oldu. Kulu olmanın ötesine geçti. Daha öteye de geçti mi? Evet, daha öteye de geçti. Ve aklını da Allah'a teslim etti. O zaman ne oldu? O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın tasarrufu altına girdi. Allah Teala buyuruyor ki o kendiliğinden bir şey söylemez. Yani sadece bizim söylediklerimizi söyler. Allah Teala diyor ki Habibim, o kumu attığın zaman sen atmadın, biz attık. Allah Teala buyuruyor ki orada sana tabi oldukları zaman, yani tabi olarak elini öptükleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Allah Teala burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tasarruf altında olduğunu söylüyor. Yakinlerin en üstünde bütün insanlar için hakkül yakin vardır. Hakkül yakinin de 3 kademesi söz konusu. Allah'ın evliyalarının, velilerin, Resul olmayan velilerin Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmesiyle Salah makamının 5. kademesinde Allah'ın irşat makamına tayiniyle, irşada memur ve mezun kılındığın emriyle irşada memur olanlar, mezun olanlar 5. kademe. Allah'ın bütün kavimlerdeki Resulleri 6. kademe ve bu Resullerin arasından bir tanesi devrin imamlığına tayin edilen 7. kademede. 3'ü de hakkul yakinin sahibi ama tasarrufa ulaşan, Allah'ın tasarrufuna giren, kendi iradesi Allah'ın iradesine bağlı olmanın ötesinde ortadan kaldırılan, aklının kendisine kumanda edemediği bir noktaya ulaşmak. Allah'ın o kişinin vücuduna direkt kumanda etmesi hali. İşte burası hakkül yakinin tasarruf kademesidir. Sadece her devirde huzur namazının imamları böyle bir tasarrufun içindedirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de tasarrufta olduğu, Allah'ın tasarrufunda olduğu, Allah'ın iradesiyle kendisine kumanda edildiği açık. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece Hicr Suresi bu akşam inşallah tamamlanıyor. Allah'a şükürler olsun. Kur'an-ı Kerim'in 15. suresini de Allah Teala bize tamamlamayı nasip kıldığı için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha. Me'as salavat Allah'ım salavat. Ve iyyâke nestaîn ihdinas sıratal mustakîm. Aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim ve lâddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.